Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin askeri alanda bir dünya markası haline gelen İHA, SİHA teknolojisi etkinliğini giderek artırıyor. Dünya ülkeleri tarafından övgüyle söz edilen Türk SİHA'ları, havada ve karada etkinliğini sürdürürken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak yeni SİHA üssü, Yunan ve Kıbrıs Rum yönetimini harekete geçirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini daha da belirginleştirecek yeni üs, Yunan medyasında panik manşetlerine neden oldu. İnsansız hava aracı teknolojisinde bir dünya markası haline gelen Türkiye, her adımıyla yerini sağlamlaştırıyor. Geliştirdiği İHA SİHA'larla dünya çapında övgü toplayan, başta Azerbaycan ve Libya olmak üzere birçok sıcak sahada sayısız zaferlere imza atan Türk teknolojisi, sınırlarını genişletiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni bir SİHA hava üssü kurulacağını açıklaması, Yunan basınında gündeme oturdu. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğini perçinleyecek olan kritik hava üssünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Geçitkale Askeri Havaalanı'na kurulacağını açıklamış, başkent Lefkoşa'nın 40 kilometre doğusunda bulunan üssün konumu, her noktaya hakim olması bakımından büyük yankı uyandırmıştı. 16 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Dalaman'dan Geçitkale Askeri Hava Üssü'ne inen Bayraktar TB2 SİHA'larının, Geçitkale'yi artık daimi üs olarak kullanacak olması, Yunanistan ve Rum kesiminde ses getirdi. Yavru vatana İHA SİHA üssü kurma kararı, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilim nedeniyle her an savunma halinde olan ve Türkiye'den gelen her yeni hamlede daha da tedirgin olan Yunanistan'da yine paniğe neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini tartışmasız hale getirecek bu hamle, Yunan basını tarafından işgal çığlıklarıyla manşetlere taşındı. Başkan Erdoğan'ın Lefkoşa'ya 20 Temmuz'da yapacağı ziyarette açılması beklenen yeni üs, Türk işgalinin 47. yıl dönümünde kullanıma açılacak başlığıyla servis edildi. Yunan Katimerini, benzer bir açıyla manşetten verdiği haberde havaalanı için yasa dışı olduğu ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu hamleyle adanın ve bölgenin hakimi olabileceğini vurgulayan manşetler, Yunan'ın yaşadığı tedirginliği gözler önüne serdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.